Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Sakarya'da Felizli'deyiz ve İsa Bey'in fındık arazisindeyiz. İsa Bey öncelikle merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz, sağ olun, siz nasılsınız? Hamdolsun, sağ olun, bizler de iyiyiz. Arazimizi, fındık ocağımızı yakından ilgilendiren, bakımını yapan Sakarya Toprak Analiz Laboratuvarlarından Gülcan Hanım, sahibi de kendisi de yanımızda. Siz nasılsınız Gülcan Hanım? Teşekkürler, siz de iyisiniz. Hamdolsun, sağ olun. Evet arkadaşlar, bu videomuzun çekim konusu fındık ocaklarında %100 gübre siyah toprağın nasıl uygulaması yapılır? Yani nasıl atılır? Ben bunu fındık ocağında nasıl uygularım? Uyguladıktan sonra toprak altına nasıl karıştırırım? Diyerekten video çekimimizi fındık yetiştiriciliği yapan müşterilerimizin hem görmesi hem nasıl atıldığını özellikle bilmesi için çekimimizi yapıyoruz. İki tür uygulaması var. İlk önce birincisi toprak altına karıştırma şeklini göstereceğiz. Bunun toprak altında en önemlisi karışmasındaki amaç, havada yağmur yoksa bunu toprak altına atımdan sonra karıştırmamız gerekiyor. Birincisi onu gösterecek. İkincisi havada yağmur varsa toprak altını hiç karıştırmamıza gerek yok. Direkt serpiyorsunuz ve toprağa otomatikman emmesini yapılıyor. Birinci uygulamaya geçelim. İsa Bey, ilk uygulamamızı gösterelim. Yani ocak başı yarım kilo ilk başta uygulaması yapılıyor. Burası bir dönümlük bir alan mı? Bir buçuk dönüm. Yani bir buçuk dönümde ortalama 60 kök var mı? 73 kök var burada. 73. Yani ortalama bir dönümde 45-50 arasında kökümüz var. 45 arası. Şimdi arkadaşlar, buradaki en önemli aşama ocakta dallarının bittiği yerden dairesel şeklinde bunu komple serpmesini yapacağız. Bu serpmesini yaptığımızdaki amaç kök saçakları burada. Yani kökün dibinde herhangi bir kılcal kökler yok. Bu kılcal kökler de kenarlarda olduğu için buradan bütün her şeyi açacak. Atımını yapalım. Şu şekilde bir daha gösterelim. Yaklaşık 1-2 olsun, burada daha da güzel gözüküyor. Şu şekilde arkadaşlar, bakın. Yani elimize aldığımız zaman birinci uygulama bu. İkinci uygulama şu şekilde. Bakın, atıyoruz. Üçüncü uygulama aynı şekilde. Ve dördüncü. Yani dört avuç ortalama yarım kiloya yakın yapıyor. Bu şekilde atımını yapıyoruz. Atımını yaptıktan sonra da toprak altına hafif karıştırmamız gerekiyor. Onu da İsa Bey'e gösterelim. Hafif bu şekilde, bakın. Çapalamamız yeterli. Toprak altına hafif karışması şu şekilde yeterli. Ama yağmurlu bir havadaysa bunu da yapmanıza gerek yok. Yağmurda otomatikman toprak altına bu ürün suyla çalıştığı için işlemeye başlıyor. Peki %100 gübre siyah toprak fındık ocağında ne gibi farklılıklar oluşturuyor diye sorduğumuz zaman şunu söyleyebilirim. Kök hastalıkları, fungal hastalıklar, bitki gelişimini, ağaçtaki hastalıkları minimum seviyeye getirmesini sağlattırıyor. Gülcan Hanım, siz de takip ettiğiniz doğrultuda %100 gübre siyah toprak müşterilerinize neler kattı? Özellikle kök gelişimini... Taze hamsi, Karadeniz hamsi geldi, günlük taze Karadeniz hamsi geldi, hamsici geldi, hamsici. Hamsilere yakalanması biraz daha az ve sürgün atmada çok güzel özelliği var, ciddi sürgün arttırıyor. Taze hamsi, Karadeniz hamsi geldi, hamsici geldi, hamsici. Çiftlenmiş toprağın çözümünü sağlıyor. Biz analizlerini yaptığımız bütün topraklarda genelde Türkiye genelinde analizler yapıyoruz. Hakikaten verilen kimyasal gübrelerin toprakta çözülmediğini, biriktiğini ve kitlendiğini gördük. Bu yüzden özellikle toprak düzenleyici siyah toprağı %100 gübreyi kullanmalarını zaten tavsiye ediyoruz. Yani özellikle kilitli topraklarda, evet. Yüksek pH topraklarda ve düşük pH topraklarda hem toprağı dengeliyor, hem kök gelişimini daha iyi sağlıyor. Bir de hastalıklara karşı bölgede genellikle uç kurumasından kurumalar çok fazla oluyor. Evet. Bunları da %70-%80 seviyesinde hastalıklara karşı bir nevi koruma altına alıyor. Aynen, direnç sağlıyor. Ben de söze gireyim. Tabii bahçe. Bu. En az 70 yıllık bir bahçe bu bahçe. Eski bir bahçe. Çok eski bir bahçe. Evet. Bunu en az 10 yıldan beri toprağına hiçbir şey yapmadım, yani karıştırmadım. Toprak hiç karışmadı. Hiç hareket etmedi. Hiç hareket etmedi. Bu bahçeyi seçmemizdeki amaç zaten oydu. Göreceğiz bakalım. Sonuçların nasıl olacağını. Nasıl olacağını.
A'dan Z'ye bakacağız. Yine bizi takip etmeye devam etsinler. Devam etsinler. Evet arkadaşlar, fındık ocaklarında Karadeniz bölgesinde olsun, Sakarya'da olsun, Düzce'de olsun, kıyı şeridinde %80-%90 kısmında %100 gübre siyah toprağı kullanılıyor. Hiçbir kimyasal özelliği yok. Toprağı çalıştırarak hem tonajı arttırıyor. Yani ocak başına ortalama 4 kilo siz 5 kilo alıyorsanız bu oranı %20, %30 arttırdığını düşürdüğünüz zaman ortalama ocak başına 1 kilo, 2 kilo fark etse dahi şu anda fındık 16, 17, 20 lira civarında galiba. Bu da baktığınız zaman ağaç başına 40 lira gibi bir rakam yapıyor. Şimdi 70 ocakta ortalama 1400-1500 lira gibi karınız oluyor. Daha da yüksek metrekareye sahip arazilerde, ocaklarda da bu da daha fazla kazanç sağlamanıza neden oluyor. Gübre maliyeti, mazot maliyeti, ilaç maliyeti, işçi maliyeti, bunların da hepsinin ekstra cebinize kalıp hem de ağacınızın tekrardan sürgüne, verime, kaliteye daha iyi ulaşmasını sağlar diyor. Aynen. Kış uygulaması deriz. 20-20 veya TSK'da 50 kilo atıyorum. Birinci uygulamada. Bahar uygulamasında bir 50 kilo da ondan atıyorum. Mesela şu an TSP'nin çuvalı 120-130 civarında. Evet. Ya maliyetler yüksek. Evet, maliyetler yüksek. 26 azotlu gübrenin de ne olduğunu bilmiyorum şu an için de. O da geçen yıl 1300-1400 civarıydı tonu. Evet. Ama yani buradaki en önemli aşama. Şimdi bununla eğer iyi verim elde edersek hem kimyasallaşma bitiyor. Kimyasallaşma bitecek. Bir de maliyet düşecek. Maliyet de düşecek. Çiftçinin de yüzü gülecek, cebine de para kalacak. Evet. Ama şu da çok önemli arkadaşlar. Yani biz bu %100 gübre siyah toprağı attırıyoruz, uygulamasını gösteriyoruz. Çiftçilerimizden şuna çok önem vermelerini istiyorum. Toprak analizi, toprağınızda ne eksik, ne fazla, ne uygulamam gerekiyor, muhakkak analiz yaptırın. Çok büyük rakamlar değil. Herkes toprak analizinin rakamları çok yüksek, yani ben nasıl yapacağım diye bunları çok söylüyor ama çok net söylüyorum, bilinçli çiftçilerimizin %80'i topraklarına analiz yaptırıyorlar. Analiz sonucunda azot fazla, pH yüksek veyahut da atacağınız herhangi bir X gübrenin atılmaması gerektiğini de görüyorsunuz. Doğru değil mi Gülcan Hanım? Evet, aynen öyle. Bu sefer cebinize daha da para kalıyor. Toprağınızda ne eksik olduğunu görüyorsunuz. Gördüğünüz doğrultuda da uygulaması daha az maliyetli, tonajınız yükseliyor, çiftçinin de yüzü gülüyor bu durumda. Topraklarını kirlenmemiş oluyor. Kirlenmemiş oluyor. Evet, evet. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Sakarya'dayız. Mevki olaraktan burası neresi geçiyor? Ferezli Bakırlı köyü geçiyor. Evet. Ferezli Bakırlı köyünde %100 gübre siyah toprağın fındık ocağında nasıl kullanıldığını, nasıl atım yapıldığını gösterdik. Yağmurlu havada atıp karıştırmanıza gerek yok. Sadece atmanız yeterli. Onu da eğer gösterelim mi ocaktan? Tabii. Onu şöyle hemen gösterelim. Yani yağışın olduğu şeyi diyorsunuz. Hani şurası. Evet. Şu ağaçta da eğer yağış yoksa sadece atmamız yeterli kalıyor. Yani alıyorsunuz. Bakın 4 avuç. Birincisini serptim. Şöyle taç iz düşümünün olduğu yere. İkincisini serptim. Üçüncüsünü serptim. Neden buraya serpiyorum? Bütün kılcal köklerin olduğu yer bu kısımda. Ve son olarak da dördüncüsünü serptim. Yani bunu temas ettiği her yerde de mükemmel sonuç A'dan Z'ye görebiliyorsunuz. Nasıl? Güzel, gayet iyi. Evet, uygulaması basit, bir de gübrelemesi de basit. Yani atımı vesairesi de organik olması da çok önemli. İsa Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu videomuzda bize eşlik ettiğiniz için arazinizde tüm fındık yetiştiriciliği yapan, bu Sakarya Adapazarı değil, Türkiye genelindeki. Evet. Ordusundan Rize'sine varıncaya kadar A'dan Z'ye herkesin fındık ocaklarında verimi nasıl artacağı konusunda bize eşlik ettiğiniz için çekimde. Aynı şekilde Gülcan Hanım, size de çok teşekkür ederiz. Öncüsünüz zaten, herkese tavsiye ediyorsunuz. Evet. Topraklarının daha iyi olması, daha verimli olması için. Evet. Çiftçilerimize Gülcan Hanım, söyleyeceğiniz son söz? Yani dediğiniz, bahsettiniz zaten analizden. Öncelik analiz, toprağımızı önce tanıyalım. Toprak bizden ne istiyor? Önce onu tespit edelim. Daha sonra doğru ürünle müdahale edelim.
Zaten toprak çok vefalı. Biz ona ne kadar iyi yaklaşırsak, doğru yaklaşırsak o bize zaten çok ciddi dönüşleri oluyor. Kimse pişman olmayacak. Analizle devam eden insanlar. Biz zaten böyle yaptığımız için varız. O yüzden tercih ediliyoruz. Buradan da tüm üreticilerimize teşekkür edelim bu vesileyle. Size de ayağınıza sağlık diyoruz. Sağ olun, sağ olun. İyi ki geldiniz. Biz doğru yoldayız. Doğru ürünle devam ediyoruz. Ve destek de veriyorsunuz. Evet, sonuçlarını da göreceğiz inşallah hep beraber. Şuna da değinmek istiyorum. Sakarya bölgesinde özellikle yaklaşık 70-80 tane köy var. Fazla mı? Daha mı? Ortalaması. Sakarya 600 civarında vardır. Yani bu bölgenin genel olarak bu bölgenin Adapazarı olsun Sakarya olsun Gülcan Hanım gerçekten her köyü üşenmeden gidiyor, arazisini kontrol ediyor, bakıyor, evet. Toprağını alıyor, çiftçileri bilgilendiriyor. Yani bunu sırf kendi arazisi olduğundan veyahut da ürün satacağından veyahut da toprak analizi yapacağından değil, çiftçileri sadece bilgilendirmek, ne kullanacağını aydınlatmak, ceplerine daha az para çıkaraktan daha yüksek tonajlarını artırması için çiftçilere de öncelik oluyor. Öncelikle evet. Biz de çok teşekkür ederiz. İsa Bey, sizin söyleyeceğiniz Gülcan Hanım'la alakalı, %100 gübre siyah toprakla alakalı çok duydunuz metini. En sonunda bir uygulamasını yapalım, görelim. Çiftçilerimize evet. Biz de öne yakalalım diyor musunuz köyde herkese? Yani şimdi Allah razı olsun sizden de Gülcan Hanım'dan da, özellikle Gülcan Hanım'dan. Tanıdık tanıyalı çok faydası oldu bize. Geliyor, bakıyor, inceliyor. Budamasına kadar yardımcı yani, söylüyor yani. Vaktini ayırıyor, zamanını ayırıyor. Bu bizden kazandığı herhangi bir şey yok. Yani canla başla mücadele ediyor. O bu gübreyi söyledi bize. Bir görelim, deneyelim dedik. Örnek bir bahçe teşkil edelim burada dedik. Herkese de önayak olalım yani, bölgede. Bakalım ne olacak, ne gidecek göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Göreceğiz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Sakarya bölgesinde, Adapazarı'nda ve mevki olaraktan Ferizli Bakırlı mevkisinde İsa Bey ile Gülcan Hanım'la yapmış olduğumuz röportajda fındık ocağında nasıl kullanılacağına, çapalanaraktan, yağmurlu havada çapalanmadan atımına kadar her şeyi gösterdik. Siz de fındık ocaklarınızda %100 gübre siyah toprağı kullanın. Hastalıklara karşı bitki daha dirençli olur. Tonajın artmasını, sararma, uç kuruması, dal kuruması gibi sıkıntılı yerlerinizde ağacın gelişimini çok iyi etkilediği için bunların da %70-%80 ağaçtan yok olduğunu göreceksiniz. Ve muhakkak tercih sebeplerinizden bir tanesi olsun. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Muhakkak YouTube kanalımıza abone olun. Diğer videolarımızı da takip edin. Tekrardan bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.